Evet arkadaşlar 9. sorudan başlıyoruz. Üzerinden iyi bir akımı geçen e, tel ve üzerinden iyi iki akımı geçen doğrusal bir e, tel şekildeki gibi bir sayfa düzlemine yerleştirmiştir. i 2 arkadaşlar şu şekilde turuncu ile de belirttim. E, doğrusal. Bir 1 de çemberselmiş. Buna göre Ö2'ye etki eden kuvvetin yönünü soruyor. Burada arkadaşlar e, kuvvetin yönünü bulabilmemiz için i 2 manyetik maruz kalan manyetik alanını bulmamız lazım. Ne yapacağız? 4 parnağımız akım yönünü gösterecek. Baş parmağımız içeriye doğruysa şu şekilde yeşille de gösterdim. Buradaki manyetik alan nereye doğru olur arkadaşlar? İçeriye doğru olur. kuvvetin yönünü nasıl gösteririz? Şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Buraları da anlatacağız. Dört parmak içe doğru. Dört parmak içe. 4 parmak içe. Baş parmak. Baş parmak. Akım yönünü gösterecek. Tamam mı? Akım. Avuç içi de. Avuç içi de. Kuvvet yönünü gösterir. Kuvvet yönünü gösterir. O zaman şu şekilde tuttuğumuz zaman artı y yönünde şu şekilde bir yönünde bir e, kuvvet etki eder. Cevabımız A seçeneğidir.